Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than six miles on Friday morning. Stars sıcak bir yazdı. 1904 yılının Ağustos ayıydı ve Florence zaten bir aydır kaplıcalara gidip geliyordu. Bu tür yerlerde hasta olarak bulunmak nasıl bir şeydir bilmem. Herhangi bir yerde hasta olarak bulunmuşluğum yok. Bana kalırsa hastalar kendi evlerindeymiş gibi bir hisse kapılıyor ve haliyle tutunacak dalları oluyor. Zira pişmiş kelle gibi sırıtan, sağa sola otorite dalgası yayan, beyaz kıyafetli kaplıca görevlilerini sever gibi bir halleri vardı.'' Fakat kendi adıma Noheim'de bulunduğum her an kendimi şey gibi nasıl desem neredeyse anadan üryan kalmış gibi hissediyordum. İnsanın deniz kıyısında ya da geniş bir açıklıktayken hissettiği şu anadan üryanlık var ya hani. Ne yerim yurdum vardı ne de bir birikimim. İnsan kendi evindeyken doğuştan gelen naçizane şefkatler onu sevgiyle kucaklıyormuş hissi uyandıran koltuklara doğru çekildiğini, ya da öbürlerinin hasmane tavırlarına karşılık arkadaş canlısı gözüken sokaklara yöneldiğini hisseder. Ayrıca sizi temin ederim bu hissiyat hayatın önemli bir parçasıdır. Kim bilir ne zamandır umumi dinlence yerlerinin sınırları içinde dolanıp durduğum için bu hissi gayet iyi bilirim. İşte dört dörtlüktür o insan. Tanrı şahidimdir. Hiçbir zaman dağınık bir adam olmadım. Fakat zavallı Florence kaplıcada sabah banyosunu yaparken İngiliz itina itinayla süpürülmüş basamaklarında dikilmiş, itinayla dizilmiş insanların itinayla hesaplanmış bir neşe içinde yanımdan geçip gittiği esnada, itinayla düzenlenmiş çakıların üzerindeki saksıların içine itinayla yerleştirilmiş ağaçlara, itinayla hesaplanmış saate, parkın uzun ağaçlarına bir aşağı bir yukarı gidip gelirken kapıldığım şu his var ya, Kaplıcaların kızılımsı taşları yoksa yarısı keresteden yapılmış beyaz bungalovlar mıydı? Olur şey değil, unutmuşum yahu. Halbuki her Allah'ın günü oralardaydım. Böyle dedim ya, arazide ne kadar sık dolaştığımı anlarsınız artık. Sıcak hava odalarının, duş odalarının, avlunun ortasındaki paslı su fışkırtan fıskiyenin yolunu gözüm kapalı bulabilirim. Hakikaten bak, yolu gözüm kapalı bulabilirim. Hangisinin ne kadar uzakta olduğunu biliyorum. Regina Oteli'nden 187 adım ilerliyor. Sonra pat diye arkanızı dönüp soldan devam ediyor ve 420 adımda doğruca Fıskiye'ye varıyorsunuz. İngilizler Hoftan ise kaldırımdan başlamak üzere 97 adımın üzerine yine 420 adım atıyorsunuz ama bu sefer direkt sola dönüyorsunuz. Şimdi yeryüzünde yapacak hiçbir şey, gayet ciddiyim hem de hiçbir şey bulamamak da neymiş anlıyorsunuzdur. Attığım adımları saymak gibi bir huy edinmiştim. Florence'la kaplıcalara kadar yürürdüm. Bit tabii beni muhabbetiyle eğlendirirdi kendisi. Söylediğim gibi her şeyden hemen bir muhabbet konusu çıkarabilmesi inanılmazdı. Hafif adımlarla yürürdü, saçı yapılı olur, pek hoş dururdu. Üzerinde hep güzel ve hayli pahalı kıyafetler olurdu. Elbette kendi parası vardı, buna niye taktıysam artık. Gene de tek bir kıyafetini dahi hatırlamadığımı itiraf etmeliyim. Yok, tamam bir tanesini hatırlıyorum aslında. Mavi süslemeli, çin desenleriyle bezeli, ipekten alelade bir kıyafetti. Etek kısmı epey bol, omuzları genişti. Saçı bakır renginde ve ayakkabılarının topukları ise ziyadesiyle yüksekti. Öyle ki ayak uçlarına takılıp dururdu. Kaplıca binasının kapısına gelip de içeri girsin diye kapı açılınca başını çevirip hafif cilveli bir gülümsemeyle bana bakar ve ne zaman bunu yapsa yanağı omzuma sürter gibi olurdu. O giysiye ek olarak bir de Rubens'in Le Chapeau de Pail tablosundaki gibi gayet geniş bir Legorn şapkası taktığını hatırlıyorum. Şapkayı giysisiyle aynı kumaştan yapılmış bir boyun bağıyla hafifçe bağlardı. Mavi gözlerini nasıl öne çıkaracağını bilirdi. Boynuna pembe renkli mercan boncuklar takardı. Ten rengi kusursuz açıklıkta, kusursuz pürüzsüzlükteydi. Evet, onu aşağı yukarı tam da böyle, üzerinde o giysi, başında o şapkayla, başını çevirip çakmak çakmak parlayan mavi, koyu çakıl mavisi gözleriyle bana bakarken hatırlıyorum. Ya niye yahu? Kime yönelikti bu hareketi? Kaplaca görevlisine mi? Gelip geçenlere mi? Bilmiyorum. Bana yönelik olmadığı kesindi. Çünkü kaç yıllık hayatı boyunca bir kez olsun, aklıma gelen herhangi bir durumda yahut başka bir yerde, böyle alay edercesine, böyle davetkarca gülümsememişti bana. Ah tam bir bilmeceydi diyeceğim ama sonuçta bütün kadınlar bir bilmecedir. Bir süre önce bir cümleye başladım ve cümlenin sonunu getirmediğim aklıma geldi. Florence'ı kaplıcadan almaya gitmeden önce her sabah otelimin basamaklarında dikilirken kapıldığım şu hisle alakalıydı. Sırık gibi İngilizlerin, sırım gibi Amerikalıların, tombul Almanların ve obez Rus Yahudilerin arasında nispeten ufak kaldığımın bilincinde olan bendeniz, Şık giyimli, dakik, saçlarım özenle taranmış bir halde beklerken, sigaramın külünü çantamın üzerine düşürür, dünyayı bir süre güneş ışığında inceleyerek illa orada dikilirim. Ama öyle bir gün gelmişti ki bunu yalnız yapamaz olmuştum artık. Haliyle Ashburnumların gelişinin bende nasıl anlam bulduğunu hayal edebilirsiniz. Çoğu şeyin görüntüsünü unutmuşumdur ama, o akşam vakti ve daha bir sürü akşam vakti, Excelsior Oteli'nin yemek salonunun görüntüsünü ömrü billah unutmayacağım. Bütün kaleler, ikinci kez ziyaret etmediğim bütün kentler hafızamdan silindi gitti. Fakat kağıt hamurundan meyveler ve çiçeklerle süslenmiş o beyaz salonu, uzun pencerelerini, bir sürü masasını, lambrilerin her birinde yukarı uçan üç tane altuni turna bulunan siyah paravanını, odanın ortasındaki palmiye ağacını, garsonun ayak ışırtısını, soğuk ateş pahası zarafetini, her akşam içeri girdiğimizde karşılaşılan yemek manzarasını, milletin kür yetkililerinin şart koştuğu öğünü yemezse olmaz tavrından kaynaklı ciddiyetini ve yedikleri öğünün tadını çıkarırsa katiyen olmaz tavrından kaynaklı itidal havasını. İşte bunları öyle kolay unutamam. Derken bir akşam tam şafak sökerken Edward Ashburnham'ın odayı bölen paravanın orada boş boş gezdiğini gördüm. Baş garson, yüzü kül renkli, Yeraltının hangi kıyısında köşesinde insanlar baştan aşağı kül rengi bir tene sahip olabiliyorlardı ki? Bir adamdı kendisi. Kendi cinsine has ürkek bir iltimasçılıkla ona doğru seyirtti ve fısıldasın diye gri kulağını uzattı. Bu yeni misafirler için ekseriyetle nahoş bir vazifeydi ama Edward Ashburnham um, tam bir İngiliz ve kesinlikle bir beyefendi gibi davranmıştı. Dudaklarından üç eceli bir sözcük çıktığını görmüş. Aklınızda bulunsun yapacak hiçbir şeyi bulamadığımdan ancak böyle işte ayrıntıları fark ediyorum. Ve zat alilerinin 14. hafif süvari alayının yüzbaşısı, Branshaw Teleraft'taki Branshaw evinin sahibi Edward Ashburnham um olduğunu hemen anlayıvermiştim. Nasıl mı anlamıştım? Her akşam yemekten önce lobide beklerken bir yandan da mekan sahibi Monsieur Schontz'un müsaadesiyle her misafirin oda tutarken imzalamaları lüzum görülen kısa polis tutanaklarını incelerdim. Baş garson onu derhal benimkinin üç masa ötesinde kalan boş masaya, New Jersey'den Falls River ile la Green Fall'ların az önce kalktıkları masaya yönlendirmişti. Yeni misafirler için çok da güzel bir masa olmadığını fark etmiştim hemen, zira güneş ışığı alçaktan da olsa doğrudan masaya vuruyordu. Ve belli ki yüzbaşı Ashburnum da aynı anda aynı şeyi düşünmüştü. Şimdiye değin bir İngiliz'e yaraşır şekilde yüzüne hiçbir ifade takınmamıştı. Hiç hem de. Yüzünde ne bir mutluluk emaresi vardı ne de keder. Ne umut ne korku ne sıkıntı ne memnuniyet. O kalabalık salonda kim var kim yok hiç farkında değildi. Balta girmemiş ormana ayak basıyordu adeta. Böylesine müthiş bir yüz ifadesiyle daha önce hiç karşılaşmamıştım ve karşılaşmayacağımdı. Küstahçaydı ama değildi de. Kalenderceydi ama değildi de. Sarı saçları sol şakağından sağ şakağına uzanan bir dalga halinde fevkalade güzellikte yana yatırılmıştı. Yüzü açık tuğla kırmızısı olup saç kökleriyle kusursuz bir ton uyumu içindeydi. Sarı bıyığı bir diş fırçası kadar sertti. Siyah smokin ceketinin kürek kemiklerinin azıcık üstünde kabarma sebebini de kendisine elinden geldiğince omuzları çökükmüş hissi vermek istemesine bağlıyorum açıkçası. Tam onluk bir hareket olurdu bu, sürekli bu tür şeylere kafa yorardı. Martingale kayışları, çiftneyi ağızlık demirleri, çizmeler, en iyi çorba nerede içilir, en iyi brendi nerede bulunur, altındaki sütçü beygiriyle hayber kayalıklarını geçen delikanlının adı, dört numaralı yağzat atağa geçecekken ileri fırlayan üç numaralının arap atı gibi sonradan açılması. Tanrı aşkına başka bir konudan bahsettiğine hiç tanık olmadım zaten. Onu tanıdığım onca yıldan bu yana başka bir konu açtığını görmedim. Habire aynı konuları anlatır durur. Ah doğru ya özel mavi tonlu kravatlarımı New York'ta sürekli gittiğim dükkandan değil de Burlington pasajında bulunan bir mağazadan daha ucuza alabileceğimi söylemişti bir keresinde. Ben de o gün bugündür kravatlarımı o dediği mağazadan alıyorum. Yoksa Burlington pasajı adı nasıl gelecekti ki aklıma? Nasıl bir yerde acaba? Hiç gitmedim ki oraya. İki devasa sütun dizisi canlanıyor aklımda. Roma'daki forumun sütunlarından işte. Edward Ashburnham da uzun adımlarla aralarından geçmekte hatta. Ama muhtemelen öyle bir yer değildir. Alakası bile yoktur. Hatta bir arada yükselişe geçeceği için Kaledonya'nın Deferred hissesi almamı tavsiye etmişti. Ben de gidip almıştım. Hisseler sahiden de yükselişe geçmişti. Lakin bu tüyoyu nereden aldığına dair en ufak bir fikrim yok. Mavi gökten zembille inmişti sanki. Bir ay öncesine dek kendisi hakkında bildiklerim bunlardan ibaretti. Bir de tabi tamamı domuz derisinden üstünde adının baş harfleri olan EFA ile damgalanmış sürüyle çantası vardı. Silah çantaları, yaka çantaları, mektup çantaları, her birinde dört ilaç şişesi bulunan çantalar, bir de şapka çantalarıyla miğper çantaları. Gerasalıların bütün domuz sürüsü onun çanta takımlarını yapmaya anca yeterdi. Şahsi odasına ne zaman girecek olsam, düğmeleri ilikli ceket ve yeleğiyle orada dikildiğini ve kusursuz şıklıktaki pantolonunun belden ta çizme topuğuna dek uzanan hayli uzun dikiş çizgisini görürdüm. Azıcık düşünceli bir havası olurdu. Çantalarından birisini açarken diğerini kapatırdı. Tanrı aşkına onda ne gördüler ki bu kadar? Yalanım yok, ne görüyorsanız oydu. Ne bir eksik, ne bir fazla. Gerçi iyi bir asker olduğunu söylemişlerdi. Gene de Leonora onu ızdıraba andıran bir tutkuyla seviyor ve deniz suyu kadar acı bir ızdırapla ondan nefret ediyordu. Bir insanda duyguya benzer bir şey uyandırmayı nasıl becerebiliyordu? Onlara nelerden bahsediyordu ki? Yani baş başa kaldıklarında. Ah bak sen, beynimde birden bir ışık çaktı sanki. Buldum cevabı. Çünkü bütün iyi askerler hislidir. Yani onun gibi bütün iyi askerler. Her şeyden evvel meslekleri iddialı sözcükler barındırıyor. Cesaret, sadakat, onur, sebat, dokuz yıla varan tanışıklığımız süresince mühim şeyler dediği konulardan hiç ama hiç bahsetmediğini düşünmenize sebep olduysam Edward Ashburnum'a dair yanlış bir izlenim yaratmışım demektir. Hatta bana o son kez patlamasından önce kimi zaman gece geç saatlerde kainatla ilgili hisli görüşlerine ışık tutan bir şeyler kaçırmıştı ağzında. İyi bir kadının çevresinin sizi kurtarmak için neler yapabileceğinden ve sebatın en güzel erdem olduğundan bahsetmişti. Bunu resmi bir ağızla söylemişti elbette ama gene de söylediklerinde şüpheye yer yoktu. Sebat. Tuhaf bir düşünce değil mi bu? Yine de şunu eklemeden olmaz, zavallı Edward'cığım tam bir kitap kurduydu. Konuları hisli romanlara dalıp giderdi saatlerce, katip kızların markilerle ve mürebbiyelerin kontlarla evlendiği romanlardı bunlar.'' Bu kitaplarda hiç şaşmazdı, gerçek aşkın yolu akan tereyağlı bal misali engebesiz olurdu. Şiire ama belli türdeki şiire de bayılırdı ve müthiş acıklı bir aşk hikayesini bile okurdu. Umutsuz bir vedayı okurken gözlerinin dolduğunu görmüştüm. Bütün çocukları, enikleri ve de genel anlamda zayıfları hisli bir yürekle severdi. İşte görüyorsunuz ya bir kadınla lakırda edecek bir sürü konusu vardı. Bir bu, bir de Martingale kayışlarıyla alakalı akıllıca sağduyusuyla taşra sulh hakim olarak edindiği, tabii ki hisli tecrübeleri ve de nihayetinde alın yazında o an yatağındaki kadına bir ömür boyu sadık olmak var diyen yoğun, iyimser inancı. Vallahi etrafta onu utandıracak erkek olmayınca dilinin bağının çözülü vermesini çok seviyorum. Bana en son çıkıştığı vakit, her şey bittiğinde, Zavallı kızcağız kaçınılmaz birindisiyle doğru yola çıkmışken ve kızı hiçbir zaman sevmediğine hem kendini hem de beni ikna etmeye uğraştığında epey şaşırmış, ifade tarzının ne kadar edebi ve anlaşılır olduğunu fark edince de afallamıştım. Gayet iyi yazılmış bir kitap, bir an olsun fazlaca ucuz bir hisli üslup benimsemeyen gibi konuşuyordu. Görüyorsunuz ya, beni pek adam yerine koymamıştı sanırım. İlla ya kadın ya da avukat yerine koyulmalıydım. Her neyse. Bütün bunlar o korkunç gecede ağzından çıkıvermişti. Akabinde ertesi sabah beni il yargı mahkemelerine götürmüş ve fevkalade sakin ve resmi bir tavırla bebeğini öldürmekle suçlanan, kiracılarından birinin evladı olan zavallı bir kız için suçsuzdur hükmü verdirebilmek adına elinden geleni ardına koymayışına şahit olmuştum. Kızın müdafasına 200 sterlin harcamıştı. Ne diyelim Edward Ashburn'umdan bahsediyoruz sonuçta. Gözleri aklımdan çıkmış. Hani şu kibrit kutuları var ya onların kenarları kadar maviydiler. O gözlere dikkatle baktığınızda o gözlerden tam bir dürüstlük, tam bir yalan dolansızlık, düpedüz düpedüz aptallık aktığını görüyordunuz. Fakat alt göz kapaklarının içinin tuğla pembesiyle tam bir ton uyumu yakalayan tuğla pembesi rengindeki teni gözlerine acayip tekinsiz bir ifade vermişti pembe çiğni içine yerleştirilmiş mavi porselen mozaik gibiydi. İşte bu adam odaya girdi mi, aynı bir hokkabazın bilardo toplarını ceplerine sokarkenki ustalığıyla içerideki bütün kadınların bakışlarını yakalayıverirdi. İnanılmazdı. Sahnede 16 topu aynı anda havaya atan şu adamı duymuşsunuzdur. Hani attığı toplar üzerindeki bütün ceplere, omuzlarındaki, topuklarındaki, kol manşetlerinin iç kısmındaki ceplere girerler de adam bu sırada kılını kıpırdatmadan dikilir ve hiçbir şey yapmaz. İşte durum aynı böyleydi. Hayli Davudi çatallı bir sesi vardı. İşte orada, masanın yanında dikiliyordu. Ben de sırtımı paravana vermiş ona bakıyordum. Aniden kıpırtısız gözlerine iki belirgin ifadenin yerleştiğini gördüm. Şeytanın işi işte, şu sabit bakışlı korkusuz mavi gözler nasıl oluyordu da bunu beceriyordu? Zira gözler hiç kıpırdamamış, omzumun üstünden doğruca paravana yönelmişlerdi. Ve bakışları ziyadesiyle muvazeneli, dost doğru ve son derece kıpırtısızdı. Göz kapakları gözlerini azıcık sarar, dudakları da adeta şu kelimeleri söylercesine kıpırdardı. Nihayet geldin canım. Her halükarda yüzündeki ifadede kibir, memnuniyet, sahiplik vardı. Daha sonra bir anlığına da olsa bir kez daha gördüm onu, güneşli branşol tarlalarına dikili gözlerle şunu demişti, ''Bu arazilerin hepsi benim.'' Üstelik bakışları daha doğrudan, daha mümkünse daha sert ve gözü pektiler. Ölçüp biçen, meydan okuyan bakışlardı bunlar. Bir ara V.S. Banner Hussagen'e karşı bir polo müsabakası sırasında da gözlerine aynı bakışını yerleştiğini, ihtimalleri hesapladığını, zemine şöyle bir göz gezdirdiğini görmüştüm. Alman yüzbaşı Kont Baron Idigon von Lelofel kale direklerinin hemen önündeydi ve şu hünerli Alman tarzıyla atını eşkin sürerek topa yaklaşmaktaydı. Sahanın geri kalanı her yerde aslında. Zar zor üstesinden gelinebilecek bir hareketti. Ashburn'um bizden taş çatlası beş metre uzaktaki parmaklıklara epey yakındı ve kendi kendine şöyle dediğini duymuştum. Neden yapılmasın ki? Yapmıştı da. Aman Allah'ım. Dört bacağını birden açmış, midillisini döndürüvermişti. Aynı çatıdan düşen bir kedi gibi. Açıkçası gözlerinde bir tek o bakışları fark etmiştim. Pekala. Şu an bile kendi kendine mırıldanışını duyar gibiyim yapılabilirdi. Başımı çevirip omzumun üstünden bakınca selvi boylu, ışıl ışıl ve neşeyle gülümseyen Leonora'yı gördüm. Bir de minyon ve alımlı, denize vuran güneş ışığı huzmesi kadar parlak olan karımı gördüm. Zavallı alçak. O an halinin onanmaz perişanlığına rağmen aklından şu geçiyordu. Pekala yapılabilirdi. Tıpkı yanardağ patlamasının ortasına düşmüş bir adamın paldır küldür koşup bir saman yığınını tutuşturabileceğini söylemesi gibiydi. Delilik, takdiri ilahi, cevabı anca şeytan bilir tabii. Onunla tanıştım tanışalı, Bayan Ashburnham'ın o an sergilediği neşeli tavrın aynısına bir daha denk gelmemiştim. İngilizler arasında bazı zümreler mevcuttu, bir sürü kaplıcaya gittiklerinde daha kibar davranır, memleketim insanıyla tanıştıklarında her zamankinden daha neşeli olmaya özen gösteriyormuş gibi durur, daha kibar görünürlerdi. Bu durum sık sık gözüme çarpıyordu. Tabii önce Amerikalıları kabullenmeleri gerekiyordu. Fakat bir kere kabullendiler mi de kendilerine sanki şöyle diyorlardı: "Selam, bu kadınlar çok akıllılar. Onların zekasıyla yarışamayız." Ve bu durum o an için kesindi. Ama etkisi yavaş yavaş azaldı. Söz konusu Leonora ise geçiyordu yani. Hiç olmazsa beni fark edene dek durum buydu. Leonora ve sonradan bir daha hiç böyle bir şey yapmadığı için mizacında küstahça bir yan bulunduğuna kanaat getirmeme sebep olan da buydu belki de. Hayli yüksek sesle ve uzak bir mesafeden şöyle diyerek lafa girdi. Şu küf kokulu müzelik masanın başında dikilmeyi bırak dedi. Gel de bu kibar insanların yanına otur ne olağan dışı bir şey söylemişti. Fazlasıyla olağan dışı. Elin adamından ve kadınından söz ederken kibar insanlar lafını hayatta kullanamazdım. Tabii bir de şu vardı, o da kendine göre bilgi topluyordu ve o bilgilere göre şahsım, salonda yalnızca ben vardım çünkü o da konuk listesini okuma zahmetine girmişti. Her halükarda temiz bul teriyerlere göre daha çok anlam kazanmıştı epey zekilik edip hemen yanımızdaki Guggenheimer'lara ayrılmış olan boş masaya oturmuştu. Oturduğu yerde baş garsonun gri koçları andıran bir yüzle yaptığı serzenişlere kulaklarını tamamen tıkamıştı. Zavallı adam aslında değişmez görevini yerine getiriyordu. Chicago'lu Guggenheimer'ların orada bir ay kalıp adamın anasından emdiği sütü burnundan getirdikten sonra ona 2 dolar 50 sent verip sonra da bahşiş sistemine söyleneceklerini biliyordu. Teddy Ashburnham'la eşinin, Leonora'nın gülümseyişlerinin adamın görünürde tepkisiz duran göğsünde yol açacaklarını saymazsak, piyur upaklıktan uzak göğüslüğünün altında neler olup bittiğini bilmeye imkan yok tabii, ona sorun çıkarmayacaklarını biliyordu. Hem Edward Ashburnham ona her hafta hakiki, sert, ışıl ışıl bir İngiliz altını verirdi. Gel gelelim, tombalak dostumuz o masayı Chicago'lu Guggenheimer'lara ayırmakta diretiyordu.'' Florence şöyle deyince yorgan gitti, kavga bitti. Hepimiz aynı yemlikten yiyip aynı yalaktan içsek ya. New Yorklulara has kaba bir sözdür bu. Eminim hepimiz gayet kibar insanlarız ve masamızda dört sandalyelik yer açabiliriz. Yuvarlak sonuçta. Hemen sonra yüzbaşıdan tabiri caizse minnettar bir homurtu çıktı ve bayan Ashburnham'ın hafiften bir tereddüt yaşadığının gayet farkındaydım atını durdururmuşçasına ani ve hızlı bir dönüş yapmıştı. Fakat atı kazasız belasız çitlere bağlayabilmiş, yerinden kalkıp neredeyse bir soluktan karşıma oturmuştu. Leonora'nın abiye kıyafetin içinde böylesine göz kamaştırıcı olacağını hiç düşünmemiştim. Elbisesinin kesimi o kadar düzgündü ki tek bir pot ya da kırışık bile yoktu. Siyah giyinmeyi hep sevmişti ve omuzları olağanüstüydü. Korsajının içinde siyah Wedgwood vazosundan çıkan beyaz bir mermer büst misali duruyordu. Olabilir yani. Leonora'yı hep sevmişimdir ve şimdi de hayatımı ya da hayatım diyebileceğim ne kaldıysa onu kendisinin hizmetine canlı gönülden adayabilirim. Fakat ona karşı bir nebze olsun cinsel çekim dedikleri şeyden hissetmediğime çok eminim. Sanırım, yo eminim, o da bana karşı böyle bir şey hissetmemiştir. Bana kalırsa, bunun müsebbibi o beyaz omuzlardı. Ne zaman gözlerimi onlara diksem, dudaklarını o omuzlara yapıştırınca hafif bir soğukluk, ne buz gibi ne de iç sıcaklıktan yoksun, kaplıcalar için derler ya hani ılıkça işte, hissedeceğime dair bir fikre kapılıyordum. Ona ne zaman baksam, dudak kenarımda adeta bir üşüme hissediyordum. Hayır, Leonora'yı özeldeki mavi elbisesi içinde daima göz alıcı bulmuşumdur. Onu giydiği zaman muhteşem saçları beyaz omuzlarının gölgesinde kalmazdı. Bazı kadınların vücut hatları gözlerinizi omuzlarında, kirpiklerinde, dudaklarında, göğüslerinde tura çıkartır. Ama Leonora ne yapar eder karşısındakinin bakışlarını daima el bileğine çevirmesini bilirdi. Bilekleri siyah yahut köpek derisi bir eldivenin içinde göz alıcı dururdu bir de ufak zincirine bir evrak çantasını açan küçücük bir altın anahtarın asılı olduğu altından bir halka da hep kolunda olurdu. Kim bilir, belki de kalbini ve duygularını o çantaya kilitlemişti. Öyle ya da böyle tam karşımda oturuyordu ve nasıl olduysa oradaki varlığımı ilk kez fark etmişti. Bana aniden ama bile isteye uzun uzun bakmıştı. Gözleri de mavi karaydı Göz kapakları öyle kemerliydi ki göz irislerinin yuvarlağını tamamen ortaya sermekteydiler. Nasıl da olağanüstü, nasıl da tesirliydi bakışları. Bir an bir deniz feneri bana bakıyor sandım. O gözlerin ardındaki beynin yollarında birbirlerini kovalayan ardı arkası kesilmez soruları idrak ediyor gibiyim. Beynin sorular sorduğunu ve atlar konusunda üstüne olmayan, sahiden de öyleydi, bir kadının basitliğiyle, gözlerin cevap verdiğini duyar gibiyim. Böyle gayet iyi. Kolanın altında yulaflarını koyacak epey yer var. Omuz kısmı için aynısını söyleyemem ama diye giderdi. Kadının gözleri ise şunu sorardı. Bu adam para konularında güvenilir biri midir acaba? Aşık numarası yapıyor. Sevdiği kadınların can sıkmasına izin veriyor olabilir mi? En önemlisi de münasebetlerimle alakalı boşboğazlık eder mi? Sonra ansızın soğuk, azıcık cüretkar ve korumacı diyebileceğimiz mavi seramikten göz kürelerine bir sıcaklık, bir şefkat, arkadaşça bir aşinalık yerleşi vermişti. Ah ne kadar da büyüleyici, tesirli ve bir o kadar da küçümseyiciydiler. Bir annenin oğluna, bir ablanın kardeşine bakışı gibiydi. Güveni ima ediyor, araya duvarlar koyma gerekliliğine duyulan isteğe işaret ediyordu. Ya Rabbim, hastaymışım gibi bakıyordu bana. Adeta bir kadının tekerlekli iskemleye oturmuş zavallı bir adama atacağı bakış gibi. Evet, o günden sonra hasta olan Florence değil de benmişim gibi davrandı hep. Nasıl mı? Havanın soğuduğu günlerde battaniye ile peşimden koşturacaktı. Demek ki gözleri lütufkar bir cevap vermişti. Ya da belki de lütufkar bir cevap değildi. Sonra Florence şöyle demişti. Böylece yuvarlak masa toplanmış oldu. Edward Ashburnham um gene gırtlaktan gelen belli belirsiz bir homurtu çıkardı. Fakat Leonora'ya sanki bir kaz onun kabrinin üzerinde dolaşıyormuş gibi hafif bir titreme gelmişti. Tam da ona nikel gümüşünden yapılmış sandviç sepetini uzatmaktaydım. Avanti. and fog patches and showers early Friday but improving to greater than six miles on Friday morning. Stars shining bright up